Merhaba kitap severler. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz demek istiyorum. Kusura bakmayın, bu zorunlu ayrılıktan diyerekten de eklemek de istiyorum açıkçası. Çünkü elimde olmayan bazı nedenlerden dolayı bu ara böyle bir durum söz konusu oldu. Bunun dışında tabii ki malumunuz korona durumu da var. Buna dair de işte hemen hemen her yerde duyduğunuz üzere evde kal çağrıları yapılıyor ama çalışmak durumunda olduğumuz kısımlar da var tabii. Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Herkese sağlık ve sıhhat diliyorum bu arada. Videonun başından. Bu arada okuduğum ve dinlediğim bazı kitaplar var. Onları sizinle paylaşmak istedim. Belki içlerinden ilginizi çeken, bu ara okumak isteyebileceğiniz veya dinleyebilmek isteyeceğiniz kitaplar olabilir diyerekten sizinle de paylaşmak istedim. O zaman isterseniz hiç uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikli olarak sizinle paylaşmak istediğim kitap Normal Şartlar Altında Herkes İçin Kimya, Neşe Ağda. Hatta eğer fen bilimleri dersi aldıysanız ya da işte muhakkak lisede kimya dersi almışsınızdır. Üniversitede muhakkak eğer devam ettiyseniz denk gelmiştir. Genel bir ifade vardır normal şartlar altında diye. Doçent Doktor Burçin Acar Şaşan tarafından bu kitaplaştırılmış ve Cezre Kitap tarafından da basılmış. Şöyle göstermek istiyorum. Çok kalın bir kitap değil. Oldukça büyük yazıları olan, çok rahatlıkla okunabilen bir kitap. Bazı kimyasal tepkimelerin nasıl oluşabileceği işte buz neden elimize yapışır ya da işte yağla suyun karışmaması ya da işte sarımsakla soğanın neden gözümüzü yakması gibi gibi bariz ya da günlük hayatta en azından karşılaşabileceğimiz kimyasal tepkimelerden bahsetmiş. Çok da sıkmadan ve keyifli okunabilecek bir kitap. Bu nedenle de sizinle paylaşmak istedim. Normal şartlar altında herkes için kimya. Cezve kitaptan çıkan bu aralar okuduğum kitaplardan birisiydi. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Fatma Ali'nin Hayattan Sahneler kitabı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk Edebiyatı klasiklerinden çıkan bir kitap. Çok incecik, tıkık diye biten bir kitap. Evlilik ve aşk üzerine özellikle de Osmanlı döneminde hanımların düşünceleri, bu konudaki yaklaşımlarıyla ilgili kısacık bir kitap. Keyifliydi en azından, hani hızlı okunması açısından ve de işte sizi oyalaması açısından da özellikle şu günlerde, karantina günlerinde faydalı olabileceğini düşünüyorum. O nedenle sizinle de paylaşmak istiyorum. Fatma Aliye'nin Hayattan Sahneler, İş Bankası Kültür Yayıncılık'tan çıkan okuduğum bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Ali Bey'in Seyahat Jurnali. Yine İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Türkiye Edebiyat klasiklerinden devam ediyorum. Günümüz Türkçesine uyarlanmış. Bendeki ikinci baskısı olan bu kitapta ise Tanzimat dönemine gidiyoruz, Osmanlı döneminde. Osmanlı'da daha doğrusu. Tanzimat döneminde şöyle göstermek istiyorum. İçerisinde çok eski fotoğraflar da var basılmış. Ali Bey'in bir uçtan bir uca diyebileceğimiz hani Ege kıyılarını da kapsayan sonrasında Hindistan'a kadar uzanan Mısır'a kadar giden bir seyahati söz konusu. Bu arada yaşadıkları, bulunduğu veya gezdiği toplumların özellikleri o dönemki ifadeyle en azından ya da yaşayış tarzlarıyla beraber, alışkanlıklarıyla beraber ifade edilmiş. Çok da ilginç bir kitaptı. Halen daha süregelen pek çok şeyi görebiliyorsunuz. Bu yüzden de aslına bakarsanız o toplumlarında da hani o ülkelerin toplumlarının işte kültürlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Ya da bu ne kadar uzun zamandır varmış diyebileceğiniz değişik bir kitaptı. Ali Bey'in Seyahat Jurnali bu anlamda benim keyifli okuduğum bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise yine Türkiye İş Bankası'ndan gidiyorum. Çivi Çiviyi Söker, Muazzez İmmetçilik bir kitabı. Nehir Söyleşilerinden Serhat Öztürk tarafından yapılan bendeki 10. baskısı olan kitabı şöyle göstermek istiyorum. Sonlara doğru çok çok keyifli fotoğrafların içerisinde bulunduğunda ayrı bir kaynakçısı da var. Belirtmemde fayda var. Siyah beyaz gerçi fotoğraflar ama çok çok keyifli. Özellikle Muazzez Hanım'ın yaşamına dair nasıl bir yaşam sürdüğü, eşi, dostları, akademik hayatı, kitapları, Topkapı Sarayı'nda geçen günleri gibi gibi pek çok şeyin yer aldığı, yani bir sümerolog olmak için nasıl bir yoldan geçtiği ya da ne kadar emek harcadığı dair güzel bir kitap olmuş. Benim severek ve keyifle okudum. Çivi Çivi Söker, İş Bankası Kültür Yayıncılık'tan okuduğum bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Alberto Manguel tarafından kaleme alınmış Efsanevi Yaratıklar. Lale Akalın tarafından da, pardon, Akalın, evet doğru söylemişim. Yanlış söyledim gibi geldi. Dilimize çevrilen bir deneme kitabı Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan ve kitapta gördüğünüz, hani daha doğrusu kapakta gördüğünüz çizimlerde yine yazara ait olan çizimler. Yaratık demek ne kadar doğru çok bilmiyorum. Çünkü hani tamam Drakula'dan bahsediyor ama Süperman'dan da bahsediyor. İşte Hacivat ve Karagöz'den de bahsediyor. Ya da işte Alice'den de bahsediyor. Ya da Kırmızı Başlıklı Kız'dan da bahsediyor. Çok fazla yaratık değil de hani kahramanlar en azından.
aşina olduğumuz kahramanları başlıklar altında incelenmesi, nasıl ortaya çıktıkları ya da işte nasıl etkide oluşturduklarına dair bir kitap. Benim keyifli okuduğum bir kitap oldu. Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan Efsanevi Yaratıklar. Bu anlamda sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Maxim Gorki'nin Tolstoy'dan Anılar kitabı. Akşit Gökçür tarafından elimize çevrilmiş ikinci baskısı. Yine Yapı Kredi'den devam ediyorum. Gördüğünüz üzere hap gibi bir şey, yani çok kısacık bir kitap. Günlük tarzında daha çok. Gorki'nin Tolstoy'un ölümüne kadarki kısımlarda geçirdiği hani günlük tarzında ufak ufak aldığı notları içeriyor. Gorki çok hayran Tolstoy'a ve o nedenle de mümkün olduğu kadar onun yanında durmaya çalışıyor. Hani son anlarına da kadar onunla vakit geçirmeye çalışıyor. İşte bu arada Tolstoy'u gözlemliyor, işte hissiyatını ya da o günkü ruh halini de yansıtmaya çalışmış kelimelerle. Bu anlamda değişik bir kitap olmuş. Okumak isterseniz eğer Maxim Gorki'nin Tolstoy'dan Anıları, Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan ve bize ulaşan bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Alman koleksiyoncusu Manuel Bengugigi. Çok zor bir soyadı var. Aysel Bora tarafından dilimize çevrilen bir roman. İkinci Dünya Savaşı dönemine gidiyoruz. Kitabın kapağından da anlaşıldığı üzere Ludwig adında bir kahramanımız var. Aslında hani savaşla veya işte bu tarz vurdulu kırdılı işlerle çok ilişki olmayan bir adam. Tamamen hani obsesiflik derecesinde sanat eserlerine düşkün bir beyefendi. Ancak bir şekilde 2. Dünya Savaşı'na dahil oluyor ve bir süre sonrasında hani sadece Hitler'e sanat eserleri toplayan bir komisyona dahil olmak için neredeyse kendini parçalıyor ve yırtınıyor. Bu arada tabii toplarken Yahudilerden bu sanat eserlerini bir süre sonra artık hani sadece Hitler için değil ya da önde gelen sanat eserlerine değil, biraz da kendisinin ilgi duyduğu eserlerle doğru bir yönelim var. Bu arada tabii 2. Dünya Savaşı'nın gelişmesi, devamı, etkileri gibi gibi devam eden bir kitap. Değişik bir kitaptı. Alman koleksiyoncu bu anlamda Yapı Kredi'den çıkan okuduğum bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim. Bir diğer kitap ise Mirza Elekber Sabir tarafından kaleme alınmış Hop Hop Name. Bir şiir kitabı aslında bakarsanız ama ilginç bir kitabı adı var. İlber Ortaylı'nın sunuşuyla bendeki ikinci baskısı. Şair, daha doğrusu yazar demeyeyim, şair. Azeri edebiyatının çok bilinen ve sevilen bir şairi. Nüktedan, işte keyifli şiirleri olan ama diğer yandan eleştirel şiirleri olan, nasihat ettiği şiirleri de olan bir kişi. Bu nedenle de Hop Hop Name orijinal geldi. Benim çok ilgimi çekti ve okumak istedim. Keyifle de okuduğum için de sizinle de paylaşmak istedim. Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisi içerisinde çıkan, İlber Ortaylı'nın yine dediğim gibi sunuşuyla başlayan, İsa Öztürk'ün dilimize uyarlamasıyla da devam eden Mirza Elekber Sabir'in şiirlerini Türkiye İş Bankası Kültür Yayıncılık'tan alıp okuyabilirsiniz, temin edebilirsiniz diyerekten sizinle paylaşmak istedim. Bir diğer şiir kitabı ise Ursula Le Guin'in Şimdilik Her Şey Yolunda. Son şiirleri, Metis Kitapçık'tan çıkan şiirleri. Şöyle göstermek istiyorum. Normalde kitaplarından, yani düz yazılarına, denemelerine ya da romanlarına alışkın olduğumuz için şiirleri bana çok acayip geldi. Yani sanırım hep o efsanevi ya da işte mistik durumu ya da işte distoptik durumu aradım şiirlerde. Öyle değil. O yüzden de biraz değişik geldi. Hani ifadesini tam olarak sadece bu şekilde yapabilirim. Bu nedenle eğer yazarın kitaplarını toparlıyorsanız, bir arşiv oluşturuyorsanız atlamak istemeyeceğinizi düşündüğüm için de sizinle de paylaşmak istedim. Şimdilik Her Şey Yolunda, yazarın ölümünden kadarki son şiirleri kaleme alınmış 4 yıllık bir süreç içerisinde Metis Kitap'tan çıkan okuduğum bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Ellen Paus tarafından yazılan, Pınar Aslan tarafından dilimize çevrilen Can Yayıncı'nın 40 Merak serisinden Yalınarak Yaşamak, bir plaj güzellemesi olarak da geçiyor. Yine kısacık olan kitaplardan. Daha önceden bahçe güzellemesiyle ilgili bir şey okumuştum. Onda pek çok yazarın hani anekdotları ve düşünceleri vardı. O çok keyifliydi. Bu da fena değil ama çok hani ötekisi kadar sarmadı diyebilirim. Çünkü burada tek yazar var. Ama yine de belki tercih edebilirsiniz. Yaz günlerine özlemler başlamıştır muhakkak. Hele ki bu ev günlerinde. Belki bir nefeslik size bir derman olabilir diyerekten de sizinle de paylaşmak istedim. Okuduğum bir diğer kitap ise Sema Kaykozus'un Aramızdaki Ağaç. Yazılar ya da denemeler diyerek de geçiyor. Metis Kitap'tan çıkan bir basımı bu. İçerisine yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 20-21 tane yazısı olması gerekiyor. Sema Kaykozus'un
farklı konular üzerinde geçiyor. Aramızdaki ağaç bu anlamda özellikle yazarı aşinasanız ve okumak isterseniz ya da tanışmak isterseniz tercih edebileceğini düşündüğüm için de sizinle paylaşmak istedim. Bitis kitaptan çıkan Aramızdaki Ağaç Sema Karagöz'ün yazılarından oluşuyordu. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Metin Altınok'tan Zeynep'e Mektuplar. Kırmızı Kedi Yayıncılık'tan çıkan bendeki ikinci baskısı. Şöyle içerisini göstermek istiyorum. İçerisinde sadece mektupların orijinalleri değil, onun dışında çizimler, şiirler, heykel fotoğrafları, fotoğraflar gibi gibi pek çok şeyin de bulunduğu Metin Altınok'ların, altı okların daha doğrusu, kızı Zeynep'e işte gurbette öğretmenlik yaptığı dönemlerdeki yaşadıkları, işte Ankara'ya gidiş gelişleri, İzmir'e gidiş gelişleri, tren yolculukları, ona ulaşma çabası, birinci evliliği, ikinci evliliği gibi giden durumlar, hasreti, özlemi kaleme alınmış güzel mektuplardan oluşuyor. Ben mektup okumayı çok sevdiğim için diğer videolarda gördüyseniz eğer muhakkak aşinasınızdır. Bu nedenle de severek ve keyifle okudum. Metin Altıokul'dan Zeynep'e Mektuplar bu anlamda Kırmızı Kediye'nin basmış olduğu ve bize ulaştırdığı bir diğer kitaptı. Bu sefer sanırım şiirler ve şairlerle ilgili bayağı bir kitap var. Okuduğum bir diğer kitap ise Şükrü Erbaş'ın hayatına dair Eşiklerin Şair diye de hatta geçiyor. Derya Karaosmanoğlu tarafından da kaleme almış Dorlyon kitaptan çıkan okuduğum bir diğer kitap sizinle paylaşmak istediğim. Şükrü Erbaş da yine edebiyat dünyamızın hani nasıl diyeyim Kürt isimlerinden birisi özellikle şiirleri anlamında. Hani kirpik ve çocuk dediğinizde ilk hemen aklınıza gelecek olan şairlerden birisi. Çok naif bir dil kullanıyor, temiz bir Türkçe'yle yazmayı özel gösteriyor bu anlamda. Şükrü Erbaş'ı okumadıysanız eğer şiirlerini de bu anlamda hani önermiş de olayım. Kitapta özellikle Yozgatlı şair. Yozgat'tan işte çıktıktan sonra Ankara'ya gidişi, oradaki hayatı, eşi, çocukları, o hani öğretmenlik kazanıyor, yapması, yapmaması, memuriyeti gibi gibi pek çok konu ele alınmış. Bunun dışında da tabii ki şiirleri söz konusu. Şiirlerindeki temalar ve özelliklere göre incelenmiş. Çok kapsamlı ve güzel bir kitap olmuş. Bu anlamda benim çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Şükrü Erbaş, Derya Karaosmanoğlu tarafından kaleme alınan okuduğum bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Lagin'in Düğümleri. Metis kitaptan çıkan bir kitap ama nedense beni çok da sarmayan bir kitap. Çünkü anlamakta zorluk çektiğim bir kitap oldu. Muhakkak bir mantığı var ama oturtamadım. Ya da bu dönem itibariyle de oturmamış olabilir. Ancak yazar aşina olabilirsiniz, merak ediyor olabilirsiniz, okumak istiyor olabilirsiniz. Gerçekten de sizinle de paylaşmak istedim. Bu anlamda Metis kitaptan çıkan Düğümler okuduğum bir diğer kitaptı. Ama hani deseniz ki şudur budur yani bende çok bir etkisi kalmadı ne yazık ki. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Doğan Kitap'tan Can Sıkıntısının Eğlenceli Tarihi. Peter Tuhey tarafından kaleme alınmış Eğlenceli Tarih serisinden Zeynep Koçak Yılmaz tarafından da dilimize çevrilen, adından da anlaşıldığı üzere bu dönem itibariyle özellikle evde kalanlar için sıkıntılı günlerde can sıkıntısının çok problem olduğunu da biliyoruz. Bunlar hani böyle nüktedan bir bakış açısı diyebiliriz. Çok mu eğlenceli? Çok eğlenceli diyemeyeceğim. Çünkü kronik vakaları da var. Patolojik vakalarından da bahsedilmiş. Bu tarz durumlar da söz konusu. Yani bir süre sonrasında nasıl tepki oluşturacağına dair de bir yandan da bahsedilmiş. Ama diğer yandan da edebiyat dünyasında ya da müzikte can sıkıntısına nasıl değinilmiş? Mesela oblomavluk dediğimiz bir durum var. Oblomavluğun hani biraz oraya değinilmiş. Neden böyle oluştuğu veya işte nasıl oluştuğuna dair. Biraz sizi oyalayabilecek olan kitaplardan birisi. En azından bugünlere dair de biraz ilginç bir kitap olmasından dolayı sizinle de paylaşmak istedim. Sizinle paylaşmak istediğim son kitap ise, daha doğrusu son basılı kitap ise şöyle Keyif Verici Maddelerin Tarihi. Bu şöyle göstermek istiyorum. Normal bir kitaptan çok daha büyük bir formda, biraz ansiklopedimsi. Şöyle belki biraz daha yukarıdan alabilirsem fark edilebilir diye düşünüyorum. Oldukça güzel bir kağıda basılmış ama içerisindeki ne yazık ki fotoğraflar ya da çizimler siyah beyaz. Bir tek ona takılıyorsunuz ama onun dışında özellikle Cennet Tat ve Mantık başlığı altında keyif verici maddeler. Zehra Aksu, Yılmaz Er tarafından da dilimize çevrilen Kırmızı Kedi Yayıncılık'tan Hayat başlığı altında çıkan kitaplardan birisi. Wolfgang diye desem de soyadı Schuberbusch gibi bir soyadı var. Oldukça zor. Ama
ilginç ve güzel bir kitaptı. Özellikle kahvenin, çikolatanın, işte tütünün tarih boyunca kullanımı, yerleri, işte öncelikle nasıl değerlendirildiği, sonrasında nerelere gittiği gibi gibi. Çok ilginç ve keyifli ve zevkli bir kitaptı. Benim severek ve beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Bu nedenle de sizinle paylaşmak istedim. Birazcık kalın gibi gözüküyor ama dediğim gibi çok fazla çizim ve fotoğraf var içerisinde o dönemlere ait. Ve güzel bir araştırma kitabı olmuş. Benim severek okuduğum bir kitap oldu. Bunların dışında, bunlar basılı olarak okuduklarım. Bunun dışında bir de özellikle Apple Store'dan ve Android telefonların uygulamalarından indirebileceğiniz Storytel dediğimiz bir uygulama var. Oradan da sesli kitap dinlemeye başladım ve onlarla ilgili kapak fotoğraflarını eklemeye çalıştım ama ekleyemezsen eğer de diyerekten de en azından okuduklarımı sizinle paylaşmak istedim. Özellikle kahvehane hikayelerini Cyprus Adler tarafından kaleme alınan bir özellikle Osmanlı dönemindeki kahvehanelerde anlatılan nasıl diyeyim söylence tarzında olan ya da işte kulaktan kulağa işte 1800'lü yıllarda özellikle Osmanlı'da geçen kahvehanelerdeki anlatılan hikayeleri kaleme almışlar. Çok keyifliydi. Çok da zevkle dinledim. Çok kısacık bir kitaptı. Hemencik bitti. Özellikle tabii şu aralar evdeyiz ama mobil haldeyiz. Yerine göre temizlik yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Hareket haldeyiz, ortalığı toparlıyoruz ya da çocuklarla oyalanıyoruz. Bu arada dinleyebileceğiniz arkada size birisinin kitap okuması çok da hoş olur. Eğer uyumakta da problem çekiyorsanız, odanızda ışık yoksa eğer dinleyerek de rahatlıkla telefondan bunları dinleyebilirsiniz. Ve uykunuz da gelebilir, uyuyabilirsiniz. Size de eşlik de edebilir ayrıca. Onun dışında okuduğum bir diğer kitap ise Teoman'ın Fasafisos'u. Teoman'ı biz şarkıcı olarak biliyoruz ama kalem anlamında da çok keyifli bir kalem olduğunu söylemek istiyorum. Çocukluğundan gençliğine, ünlü olması, şarkıları yazması, albümlerin çıkması çok farklı bir bakış açısı var. Ne kadar naif olduğunu bir kere daha görüyorsunuz. Bu anlamda Fasafiso'yu ben çok keyifle dinledim. Bir diğer dinlediğim kitap ise Kal Dese Kalsana Dedi Bana. Ülkü Burhan'ın tarafından kaleme alınmış bir kitap. Özellikle de Türk Edebiyatı'nın kült isimleri diyebileceğimiz Nazım Hikmet, Sabahattin Ali gibi kişilerin özellikle yaşamlarına dair çok yani yer edinmiş ya da iz bırakmış kişilerin bir gece sanırım yanlış hatırlamıyorsam 27 Mayıs mıydı vallahi 27 Mart mıydı öyle bir şey şu an üzerinden bak 27 Nisan da olabilir tam emin değilim ama böyle bir bahar dönemi olduğu aklımda kalmış. Sadece bir gecelik geri dönme şansları oluyor ve o kişilere diyorlar ki hangi yaşını giymek istiyorsan o yaşında gel. Ve bir masa etrafında bu bir pastane olabilir, bu bir meyhane olabilir ya da bir arkadaş ortamı olabilir. Burada bir araya geliyorlar ve yazara dair ya da o kişiye dair düşüncelerini, hatıralarını ve anılarını paylaşıyorlar. Ya da pişmanlıklarını paylaşıyorlar. Çok güzel ve keyifli bir kitaptı. Ben çok keyifli dinledim. Kalsana Dedi Bana bu anlamda sizinle paylaşmak istediğim bir kitaptı Ülkü Burhan'ın. Bu arada bunlar basılı kitaplar. Sadece dinlemek için değil, basılı şekilde ulaşabileceğiniz kitaplar. Bunun dışında Modern Bir İmparatorluğun Anatomisi, Japonya. Dinlediğim artık dil alışkanlığı tabii okuduğumuz diyoruz. Dinlediğim kitaplardan bir başkasıydı. Özellikle Japonya'nın tarihi gelişimi. Gerçi bu aralar sanırım çekik gözlere karşı bir sıkıntı var ama yani Çinli değil sonuçta Japonlar daha farklı bir medeniyet. O nedenle onların nasıl bir imparatorluktan ortaya çıktığıyla dair oldukça kapsamlı bir kitap olmuş. Bunun dışında Cemil Kavukçu'nun Maviye Boyanmış Sular adlı kitabını da dinledim. O da çok güzeldi. Cemil Kavukçu hikaye yani anlatıcısı anlamında ya da kaleme anlamında bir öykü severseniz ya da hikaye severseniz muhakkak biliyorsunuzdur, aşinasınızdır. Bu anlamda benim çok keyifli ve zevkle dinlediğim bir diğer kitap oldu. Bunun dışında Mutlu Bey'in Loretto Garazzoni Breining tarafından kaleme alınan Mutlu Bey'in kitabı da biraz daha iletişim kitaplarına dair ya da kurgu dışı diyebileceğimiz kitaplara dair bir kitaptı. Serotonin, dopamin, oksitosin ve endorfin dediğimiz bizi hani mutlu eden hormonların çalışma sistemini ya da beyinde salgılanma dönemlerine dair oldukça kapsamlı ve keyifli bir kitaptı. Bu yüzden de ben okurken de mutlu oldum. Dinlerken de mutlu oldum. Okurken değil. Dinlerken de mutlu oldum. Siz de okurken veya dinlerken mutlu olursunuz diyerekten sizinle de paylaşmak istedim. Dinlediğim bir diğer kitap ise Haldun Taner Hikayeleri Dünya Göz Vakfı Projesi kapsamında Gülse Birsel tarafından seslendirilen Haldun Taner'in bazı seçme hikayelerinden oluşuyordu. O da çok güzeldi.
Onu da önerebilirim. Bunun dışında da bayılarak en azından dinlediğim bir diğer kitap ise Günlük Ritüeller. Mason Curry tarafından da kaleme alınmış pek çok yazar ya da müzisyen ya da nasıl diyebilirim tarihe damga vurmuş isimlerin günlük ritüellerini dinliyorsunuz ya da okuyorsunuz. Dediğim gibi o basılı kitaplar bunlar. Ve de çok muhteşem şeyler var. Kahve yani kahve tanelerini sayarak onları çekip sabah kahvesini içer mi derseniz işte günde belli adette alkol alanlar mı belli sayfada yazı yazanlar mı yürüyüş yapanlar adım atanlar oho neler neler var. O yüzden de çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle sizinle de paylaşmak istedim. Bunlar da düzenli bir şekilde ben takip etmeye çalışıyorum. Dinlediğim kitaplardı. Bu okuduğum kitapların dışında bu anlamda artık dinlediğim kitaplardan da bahsetmeye çalışacağım. Umarım içlerinden ilginizi çeken, hoşunuza giden kitaplar olur. Siz de onları okursunuz ya da dinlersiniz. Ve günleriniz biraz daha hani eğlenceli ve renkli hale gelir diye düşünüyorum. Özellikle de şu sıkıntılı ve zor günlerde. Bu anlamda bugün sizin için paylaşacağım kitaplar bu kadardı. Şimdi bu kadar demek istiyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Mümkün olabildiğince evde kalmaya çalışın. Sağlıklı ve mutlu kitapta kalın. Kendinize iyi bakın.